Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için kıran kırana bir test hazırladık. Bisikletlerin yokuş performansını test edeceğiz. Yokuş dendiği zaman akla ilk önce mid-drive motorlar geliyor. Çünkü gerek yüksek torkları gerekse bisikletin vites aksamından destek almasıyla yokuş performanslarının çok iyi olduğunu biliyoruz. Bugün Pierlotti'ye geldik. Biz burayı araştırdık, bulduk. Gerçekten çok dik bir yokuş. Bugün 100 metrelik bir rakımı 300 metrede tırmanacağız. İsterseniz ölçelim. %51'lik bir eğimimiz var burada. Bu yokuşu yürüyerek çıkmak istemezsiniz. Arabayla çıkmak isteseniz de çok usta bir şoför değilseniz başaramazsınız. Aslında bisikletle de çıkmak istemezsiniz. Yani bir elektrikli bisikletle de çıkmak istemezsiniz. Ama bugün terlemeyi göze alarak testi iki kere tırmanarak bitirmeye çalışacağım. İki tane bisikletimiz var. Bir tane mid-drive, bir MTB bisikletimiz, bir de 1000 wattlık tekemiz var. Evet, ilk önce tekeyle başlıyoruz. Ondan sonra yukarı çıkıp bu arkadaşı alacağız. Burada birazdan görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi. Evet, şu an cadde seviyesindeyiz. Hadi bakalım. Evet, biraz soluklandım. Benim tahmin ettiğimden daha iyi çıktı hub motor. Mid'in eğer gerçekten tahayyül ettiğim gibi bir performansı varsa ya ondan daha iyi bir... geçerim kendimi diye düşünüyorum. Yani yokuştayken vites değiştiremeyeceksin ama. Drive'ın hani öyle bir dezavantajı var. Hani bu yokuşta vites attırırsan aktarıcıyı yenilemek zorunda kalabilir. Seni yolcu ederim aşağıda. Eyvallah. Görüşmek üzere. Geldik deniz seviyesine. Bakalım. Selva bu sefer konuşamıyor. Ne oldu? Aa! Evet arkadaşlar. Pedal. Pedalı patlatmış. Demek ki bayağı pedal basman gerekti bu durumda. Bir yere mi çarptın? Yok. Benim hislerime göre hub daha rahat çıktı. Ama tabii ki sonuçlar. Bir bakalım zamanlara. Bir bakalım zamanlara. Evet arkadaşlar, kıran kırana bir mücadele verdim kendimle. Çünkü biliyorsunuz ki tek rakibim kendimim. Şaka bir yana sonuçlar birbirine çok yakın. 1000 wattlık hub motorumuzun süresi 1 dakika 30 saniye. 500 wattlık mid-drive motorumuzun süresi ise 1 dakika 40 saniye. Yani aslında arada çok bir fark yok. Yani mid-drive motorun bu yokuşu tırmanması beni şaşırtmadı. Çünkü doğası gereği zaten yokuş tırmanmak için bu tip performanslar için tasarlanmış bir motor. Esas beni şaşırtan hub motor oldu. Ama eğer gerçek bir yokuş performansı istiyorsanız mid-drive motorları ben tavsiye ediyorum. Çünkü lastik boyutunuz ne olursa olsun vitesinizi küçülterek bu ya da bu tarz yokuşları çıkmanız daha kolay. %45-%50 tabii ki 5-10 metrelik değil, 300-400 metrelik %45-%50 yokuşlardan bahsediyorum. Bu tarz yokuşlar çıkmak istiyorsanız piyasadaki hazır 250 wattlık
kitler sizi tatmin etmeyecektir. Onun için ya mid-drive bir kuvvetli motor ya da kuvvetli bir hub motor, 1000 watt civarında ya da daha kuvvetli bir hub motor tercih etmenizi öneririm. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.